Evet 5. ünite test 1 kazanım bir üretimde ve yönetimde toprağın önemini geçmişten günümüzden örneklerle açıklar. Birinci sorumuz toprak uğruna mücadele yaşanmasında özelliklerinden hangileri etkili olduğu söylenebilir demiş. Sorumuzda toprak bütün canlıların beslenme ve barınma ihtiyaçlarını karşılaması açısından tarihin her döneminde önemli kurmuş. İnsanlar ekonomik ve siyasi çıkarlar doğrusunda toprak uğruna sürekli mücadele etmiş. Ham madde kaynağı olması tabii ki de önemli. Canlıların temel ihtiyaçlarını oluşturması zaten burada vurgulanmış. Ekonomi alanına katkı sağlaması diğer taraftan ekonomi alanında vurgulandığı için sorumuzun doğru cevabı D seçeneği 1-2-3 olacaktır. Evet ikinci sorumuz insanlar doğadan topladıkları bitkilerin tohum ve köklerini depolamışlardır. Bu tohumların ve köklerin yeniden yeşerdiğini farkına varmışlar. Bitki yetiştirmek için tohum ve meyve çekirdeklerini toprağa gömmeleri gerektiğini öğrenmişlerdir. Bu toprağa gömme olayı hangi ekonomik faaliyetin başlamasına yol açmış? Arkadaşlar tarımın başlamasına yol açmıştır. Dolayısıyla sorumuzun doğru cevabı. A seçeneği olacaktır. Evet üçüncü sorumuz her türlü sanayinin temel dayanağı topraktır. Toprağın endüstriyel önemi de eski çağlardan beri fark edilmiştir. Günlük yaşamda kullanılan ilk ev ve mutfak gereçleri topraktan yapılmıştır. Buna göre açıklıktan hangisinin ham madde kaynağı toprak değildir? Ee, porselen, seramik, çimentonun ham madde kaynağı toprakken plastiğin ham madde kaynağı petroldür arkadaşlar. Dolayısıyla sorumuzun doğru cevabı D seçeneği olacaktır. Dördüncü sorumuz bu uygulamalar arasında hangilerinin yer aldığı söylenebilir. Arkeolojik kazılar ilgi insanların toprağın bitki yetişmek amacıyla günümüzden yaklaşık 8 bin yıl önce kullanmaya başladı göstermekte. İnsanların yerli çıkarda geçmesiyle toprak tarım yapmak ve üretmek amacıyla kullanmaya başladı. İnsanların tarımda belli bir alanda ürün elde etmek ve verimini artırabilmek amacıyla çeşitli uygulamalar yapmışlar. Bu uygulamalar arasında sulama ve gübreleme vardır arkadaşlar. Aşırı otlatma toprağı olumsuz etkiler bu, bu uygulamalardan biri değildir verimi artırmak için sulama ve gübrelemeyi kullanabiliriz. Dolayısıyla dördüncü sorumuzun cevabı B seçeneği olacaktır. Evet, beşinci sorumuz. Koyun verdi, kuzu verdi, süt verdi. Bu hayvancılıkla ilgilidir arkadaşlar. Yemek verdi, ekmek verdi, et verdi, kazma ile dövmeyince kıt verdi. Şuradaki yemek verdi, ekmek verdi ifadesi tarımla ilgilidir. Bu şiiri sanayi ile ilişkilendiremeyiz arkadaşlar. Dolayısıyla Aşık Veysel'in verilen şiiri hayvancılık ve tarımla ilişkilendirebildiği için P seçeneğimiz sorumuzun doğru cevabı olacaktır. Evet 6. sorumuz insanlar toprak verimini arttırmak için zaman içerisinde toprakta değişiklikler yapmışlardır. Aşağıdakilerden hangisi insanların toprakta yaptığı ilk değişikliktir? Arkadaşlar insanların toprakta yaptığı ilk değişiklik sulamadır. Dolayısıyla A seçeneği sorumuzun doğru cevabı olacaktır. 7. sorumuz yukarıdaki öğrencilerden hangisi toprağın sağladığı faylara yanlış örnek vermiştir? Tüm canlıların yaşam alanıdır doğrudur. Tarım faaliyetlerinin kaynağını oluşturur doğrudur. Ekonomik faaliyetlerin çeşitliliğini azaltır hayır arttırır. Dolayısıyla Tura yanlış örnek vermiş. Sanayi faaliyeti için ham madde kaynağıdır. Doğrudur. Dolayısıyla sorumuzun doğru cevabı C seçeneği olacaktır. 8. soru benden eğerimi isteyin vereyim, atımı isteyin vereyim, çadırımı isteyin vereyim. Fakat hiç kimse vatanından bir karış toprak istemesin vermem veremem vatan topraklarını korumak için savaşır. Gerekirse canımı veririm demiş. Metehan, Metehan'ın bu ifadesine göre toprak ile ilgili vatan kavramına dayanak oluşturmuştur. Doğrudur. Tarımsal üretimde kullanıldığı vurgulanmamıştır bütün üzerlerden üstün tutulmuştur. Neyi istiyorsanız isteyin vereyim ama vatan toprağını vermem. Bu da bütün üzerlerden üstün tutulduğunu gösterir. Toprağın dolayısıyla sorumuzun doğru cevabı da e, ikinci öncülümüz yanlış olduğu için C seçeneği olacaktır. Dokuzuncu soru. Tarımsal üretimdeki ihtiyaç fazlası ürün aşağıdaki ekonomik faaliyetlerden hangisinde oluşmasına zemin hazırlanmıştır? Şimdi burada tarım ve hayvancılık başladıktan sonra e, tarımsal üretime dayanan bir ekonomik oluşturulmuş. Tarımsal üretimin artması ihtiyaç fazlası ürünü ortaya çıkarmış. İhtiyaç fazlası ürünü ne yaparsın, satarsın. Sattığın zaman da hangi ekonomik faaliyet ortaya çıkar? Ticaret. Dolayısıyla A seçeneği sorumuzun doğru cevabı olacaktır. 10. sorumuz, buna göre açlıktan hangisi söylenemez demiş. Sorumuzda Hitit ekonomisinin tarım ve hayvancılığa dayandığı, Hititlerin ekonomisinin temeli toprağa dayanmakta, en önemli ekonomik faaliyet tarım ve hayvancılık ifadesi A seçeneğini doğrular. Hititlere toprağın devletin malı olduğu. E tabii Hititlerde to, e, toprak kralın mülkiyetindeydi. Yani kral kral toprakların sahibiydi ifadesi C seçeneğini doğrular. Hititler toprak yönetimi konusunda farklı devletlere örnek olduğu demiş. Hititlerin uyguladığı toprak yönetim sistemi daha sonra Anadolu'da kurulan diğer devletlere örnek olmuştur ifadesi D seçeneğini doğrular. Hitit topraklarının yalnızca tarım amacıyla kullanıldığı arkadaşlar yanlıştır. Burada askeri alanda kullanılmış. Burada e, asker yetiştirilmiş mesela. Askeri ve yönetim alanında da kullanıldığı için B seçeneği yanlıştır ve sorumuzun doğru cevabı olacaktır.